binem, indim daralarına, bilmem nerelerine. Sırma bıyıklarımın sıram nerelerine. İndim derelerine, bilmem nerelerine. Sırma bıyıklarımın sıram. Köynek alayım, indim derelerine, bilmem nerelerine. Sırma bıyıklarımı sürem nerelerine. İndim derelerine, bilmem nerelerine. Sırma bıyıklarımı sürem nerelerine. Potin alayım yavrum da sana, kalıç potin alayım, endum daralarına, bilmem nerelerine. Sırma bıyıklarımı sıram nerelerine. Sıram nerelerine. Ladies and gentlemen, başta hanımefendiler olmak üzere şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir turneye çıkmıştık, bir Avrupa turnesine. Bu turnenin içinde bir tek konserimiz kalmıştı. Londra konserimiz kalmıştı. Yine dedikodular birikti, yok gelmiyor etmiyor falan filan. Efendime söyleyeyim, biz söz verdiğimiz yere gidiyoruz. Yani 28 Nisan Pazar günü, 28 Nisan Pazar günü Alexandra Palace, yani kraliçenin sarayında konser veriyoruz. Aşağı tutamaz. Oranın imparatoru da gelecekmiş. Yani ne olsun, gelsin dedim ya, biz imparatorlar tanışırız yani. Şey yaparız. Şey yaparız yani. Şimdi programa başlıyoruz. İngiltere bu, o tarafa, Türkiye bu tarafa. Ama hiçbir zaman biz İngiltere'ye giderken evime gidiyorum demiyoruz. Çünkü bizim evimiz burası. İki, bir sanatçı arkadaşımıza geçen hafta, geçen hafta değil evvelki haftalarda çektiğimiz programlarda ettiğim laflar bellidir, ettiğim sözler bellidir. Ben her sözümün, her lafımın arkasındayım. Onun için kimse yanlış şeyler yapmasın. Benim baş harflerini alıp altına dizmeler dizmesinler. Ben olduğu gibi şu anda, şu anda olduğu gibi mesela seyrediyorsanız olduğu gibi ne çekmişsem onu size göstereceğim. Geçen gün havaalanına giderken diyor ki onlar işini yapsınlar işini. Ulan hıyar, biz 24 senedir işimizi yapıyoruz. Pis herif. 24 senedir ben İbrahim Tatlıses'im. Ayrıca ben Tarkan'ı kötülemiyorum ki hiçbir zaman. Etrafı abartıyor diyorum bazı şeyleri. Ben Tarkan'ı her zaman sevdiğimi söylerim. Ve söylemişimdir de. Ben hiç kimseyi karalamam. Hele hele bazı tabular vardır ki yıkılması mümkün değil. Tarkan da bizi temsil ediyorsa bazı yerlerde onu alkışlarım, ben kötülemem ki. İlk defa Tarkan cahilce bir laf etti. Dedi ki onlar işlerine bak sen, işlerine. Biz sanki hamballık yapıyoruz. Lan Allah cezanı verecek. Tarkan bak, denit de verim seni. Seyrettiniz abi, ne var bunda? Bu lafları zaman zaman kendime de söylüyorum ve iftihar ederek söylüyorum. Bunda ne var ya? Bunda anlayacak bir şey yok. Ayrıca bizim kimsenin ne şanında ne şöhretinde gözümüz var. Biz 24 senedir İbrahim Tatlıses'iz. Biz keşke herkes 24'er sene kalabilse, 30'ar sene kalabilse diyoruz.
Şimdi çok eski biliyorsunuz bu moda olmuştu böyle orktan. Ne? Aa Mustafa Bey size hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Falan böyle orktan çalan şettirenler vardı eskiden. Onlardan birini çağırıyoruz. Bu eski Atilla Kaya. Bilirsiniz, bilirsiniz. Bize Atilla. Ayrıca benim... sana ilk başta geçmiş olsun. Çok ağır bir hastalık geçirdin. Yalnız ağır hastalıktan sonra içeri girdim. Halen fosur fosur sigara içiyorsun. Allah senin cezanı verecek. İlk önce... O sigaranın bana yasını getirin içeri. Efendim ilk başta güzel nazik alkışlarınıza sonsuz teşekkür ediyorum. Ondan sonra... Buradan gideyim. Heh. Niye uğraşıyorum o zaman ha? Psikolojiktir çocuğum, psikolojik. Bu programda olmaktan da çok mutluyum. Çünkü çok büyük bir sanatçının yanında yer almak bizler için çok önemlidir. Biraz hastalığından anlatır mısın? Neydi? O şeye tuzağa düşmesin insanlar mesela. Nedendi? Ben onları tamamen kendi hatalarıma buluyorum. İnsanlar ne kadar da dertlenirse, ne kadar da acılar çekse de fazla alkol almamalı, fazla içmemeli, kendini bırakmamalı. Ben bunun faturasını çok ağır ödedim. Ölümden döndü. Ölümden döndüm. Bu da bana Allah'ın ikinci bir hayat lütfudur. Onun için de çok mutluyum. Ne söyleyeceksin? Adını yollara yazdım. Allah Allah. Benim yaprağımda, benim dalımda bülbül yaptım seni, güllere yazdım. Bülbül yaptım seni, güllere yazdım. Hep benim dilimde, benim elimde mızrap yaptım seni, tellere yazdım. Mızrap yaptım seni, tellere yazdım. Damarımdasın sen, her an kanımda. Her gün kollarımda ol, her gün yanımda. Damarımdasın sen, her an kanımda. Her gün kollarımda ol, her gün yanımda. Artık hep dudağımda şarkı yaptım seni, dillere yazdım. Bir şiirsin artık hep dudağımda, şarkı yaptım seni, dillere yazdım. Ben şimdiden seni yollara yazdım. Yazdım.
seni dillere yazdım. Bir şiirsin artık hep dudağımda. Şarkı yaptım seni dillere yazdım. Ben şimdiden seni yollara yazdım. Tabii bundan kaç sene evvel bu? 10 sene var mı? Abi bu 89'da. Ne? 89. 13 sene evvel. Ne kadar kötü bir yapım. Yani şarkı tamam, ses tamam ama stüdyo, sound, yani gelen ses rahatsız ediyor benim kulağım mesela. Altyapısı falan yok. Yani fakirce yapılmış bir şey. Uydurukça yapılmış bir şey. İnanmıyorum ki şu anda Atilla Kaya bu şekilde yapsın. Mümkün abi mü? Şimdi o zaman altyapı çok kötü. O ya. Zamanki şartlar böyleydi abi. Ne o zamanki şartlar böyleydi? O zamanki şartlar böyleydi. Sizin ya çalışma... Senin uyutuyorlardı biraz. Sen beni dinle. Sen o zaman gereği tatsız plakçılığa bak ne olayım. Şimdi canlı okuyacağım sonra. Şimdiki savunda bak şimdi dinleyeceksiniz. Canlı hakikaten okuyacağım. Çok kötü o zamanlar ya. Ben mesela bundan 25 sene, 20 sene evvel, 16 sene evvel, 17 sene evvel okuduğum şeylere bakıyorum. Ay teneke ses gibi geleyim. Teneke, teneke. Hele ben ne kadar kötü okuyorum. Sene 83 müydü abi sizin? Atilla Kaya ilk bar çalışmasını, bizim gece kulübümüz vardı, ayıp söylemesin. Gece kulübümüzde çalıştı ilk. Orada duyurduk. Abo, birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci gece bir şey yoktu ama bir hafta sonra bir işler açıldı. Sonra iflas ettik. Yani o işi yaptı da biz iflas ettik. Yani bizi bilmedik. Onun ticareti de iyi yapmak lazım. Ama o zaman sizin desteğiniz büyüktü abi. Estağfurullah kardeş. Efendim, bu siyah nedir siyah? Siyah hal. Ney? Ne? Bunun anlamı ne? Siyah hal. Yok ağam beyaz alıyorum ben. Sana ne? Mecbur muyum ben şimdi siyah almaya? Bir çağırak gelsinler. Bu nedir? Siyah hal, beyaz hal. Ne alacaksınız? Nasıl? Yani siyah mı, beyaz mı, ne, kırmızı mı? Siyah hal aslında kırmızı ve siyah anlamına gelmiyor. Ya? Siyah gölge demektir. Ha? Siyah hal da benim gölgesi. Abi bunlar hepsi ilk başta benim elime geldiler ha. Ben size söyleyeyim, bunlar hepsi benim ilk başta elime geldiler. Evet. İdubaya geldiler. Bir uzun hava okudu, beni yaktı. Ondan sonra ben kaybettim. Tabii ben uğraşamadığım için sürekli. Evet, çok. Ama olsun, olsun, onun iyi olması önemli. Onun iyi yerde olması önemli. Sesi önemli, okuduğu tarz ve tavrı önemli. Hangi firma doğrusu olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Çok sağ olun. Biz beyaz alalım abi. Saç
geldim. Buraya olmaz. Geleyim yüzüme bakmayayım. Hem de insan çağırın bekara tek tek everek. Han nerede? Var mı öyle bir şey? Burada bir bekar var, o da benim. Aa, ben evliyim tabii. Kızım ben de bekarım, ben de bekar, bekar. Bekar, işim gücüm yok. Nişanlandın mı? Yani siz bu gazetelerin her dediğine inanır mısınız? He? Sabahleyin kalkıyorum, gazeteleri açıyorum. Bu ne? Lan ne zaman nişanlandım ben? Bir de şarkıyı söylerken böyle mikrofon elinde ya. Burayı da böyle halkaya alıyorlar. Bakın nişanlandı. Şimdi ben de ne yaptım? Ondan üç gün sonra geldim, çıktım burada. Biz burada bir de program yapıyoruz ya. Burada, ya siz görmüyorsunuz yani. Maksim'de normal program yapıyoruz ya biz. Ben de çıktım, dedim ki şu an karşınızda nişanlı bir solist var. Nişanlı bir şarkıcı var. Espri yapıyorum. Peki şimdi evlendir desem, evlendir mi oluyor? Ya bundan haberiniz yok işte, bak gördün mü? Ya. Şimdi bekarım deyince niye inanmıyorlar? Niye? Nasreddin Hoca gibi oldu bu şimdi. Dedi ki Nasreddin Hoca, ya dedi şu kazanı ver hele. Kazanı aldı, komşu gitti dedi ki, hocam kazan ne oldu? Ya dedi ki, sorma ne oldu, bir söyleyeyim mi? Ya dedi ne oldu? Dedi ki, ya kazan dedi, doğurdu. Vay dedi, hoca nasıl kazan? Dedi, vallahi doğurdu bak, kazanı getirdi böyle büyük, içinde de bir tane küçük var. Hoca büyüğü yiyecek ya. Bir aradan sonra yine dedi, bu kazanı ver dedi, yine bir yemek misafirlerim var. Hay dedi hoca, madem kazan doğuruyor ya. Kazanı yine verdi. Bir, iki, üç, beş dedi, ya hoca bu kazan ne oldu? Dedi ki, kazan öldü. Dedi, olur mu hoca, nasıl kazan ölür mü? E niye dedi, doğurduğuna inandın. Niye öldüğüne inanmıyorsun? Yani. Biz de bekarız diyoruz, inanmıyorsunuz. Nişanlıyız diyorsunuz, hemen atlıyorsunuz. Evliyiz diyorsunuz. Hemen. Dur. Şey pardon, sen de evlisin değil mi? Ha. Sen tanıyorsun mu? Bunu. Evet. Nedir bu? Fatih Yürek. Yok ya. Sağ ol. Sağ ol. Mikrofonu al. Yanaş biraz, yanaş konuş ablacığım. Yanaş, yanaş. Ben 85 yaşında annem var. Ha. Yani yemin ediyorum hayranınız. Çok teşekkür ederim. Lütfen ismini söylerseniz. Çok büyük. Hadriye. Hadriye. Fatih'im. Hadriye, Hadriye. Hadriye Hanım'a buradan sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Fatih'im. Sağ olasın. Fatih'im. Yolun. 85'likler sana, evet. 24'lükler bana. Tamam abi. Ayakla gel. Allah şifalar diliyorum. Allah şifalar diliyorum. Abi espri yapıyoruz, espri. Espri yapıyoruz, espri. Ay Fatih Bey, vallahi sizin yanınızda. Teşekkür ederim. Fatih Bey, acaba bu hanımefendiyi özel tutmadınız değil mi? Yok vallahi tutmadım. Yani öyle hafif bir özellik var. Vallahi yapmadım vallahi. Al bakayım bize ne söyleyeceksin, bir söyle abi. Canlı okuyayım o zaman. Peki tabii. Canlı oku. Thank you.
Hatam benim, senin yüzünden dünyayı bir pula satan benim. Sen telafisi olmayan en büyük hatam benim. Senin yüzünden dünyayı bir pula satan benim. Güzel. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İcaz makamında İcaz makam. Bakın, intihar etmek abi, istiyorsanız sigara için. Pardon. İntihar için, sigara için. Veya eşinizden, dostunuzdan, sevdiklerinizden daha çabuk ayrılmak istiyorsanız öbür tarafa yolculuk. Sigara için abi. Bakın bu tarafa bakın. Sigarasız hayat, oh ne rahat. 5 senedir bakın, sigarasız hayat, oh ne rahat. Bugün şu anda bile annem halen ameliyatta. 4-5 saatlik bir ameliyat sürecek inşallah. Dualarınızı rica ediyorum, dua edin inşallah. Allah bütün yaşlıların duacısı olsun, onların yanında olsun. Allah onları hep böyle kucaklasın, kollarını arasına alsın. Onun için anam da sigara içiyor. Bu ameliyattan sonra annem kalp ameliyatı olmuyor ama belinden oluyor. O da sigara çok içiyor ama ben 5 senedir bıraktım. Tavsiye ediyorum. Hele çocuklara hiç yakıştırmıyorum. Hele görüyorum 14, 13, 15 yaşlarında çocuklar, gençler içiyor. Bundan daha iğrenci olamaz. Bundan daha... Bir de sigaracıların şeylerine bak. Sağlığa zararlıdır. Tam tahrik. Üstünde yazıyor ya, sağlığa zararlıdır. Maksat diyor ki biz söylüyoruz. Onlar işler, bize ne? Ama ben diyorum içmeyin. Ben diyorum içmeyin. Bu da burada duruyor. Fatihciğim. Efendim. Abi kasetin yoktur, masetin yoktur. Gidersin gece kulüplerinde çalışırsın, her taraf tıklım tıklım olur. Bu nasıl bir iştir ya? Bir de Fatih'in misafirperverliği de çok güzel. Bodrum'da bizi evine davet etti. Mangal yaktık. Duruyor vallahi, kendi, duruyor. Kendi bir mangal var bu kadar. Etler, tavuklar bu kadar. Kuşbaşlar, mangal bu kadar. Bindim gittim. Aldım. Vallahi İsim duruyor, vermiyor, bekliyor sizi o. Hı? Bekliyor, duruyor. Bu yazın inşallah evladım. İnşallah yapacağız. İnşallah. Teşekkür ederim. Efendim, üçüne de bir alkış, üçüne. Şimdi buradan soruyorum. Niye bu adı Siyahal? Siyahal adını babam koydu. Memleketimizde bir kişinin adıymış zaten. Kendisi vefat edince de onun adını bana vermişler. Neden? Yüzdeki işaret, yani anlatamadığım için işte ben diyorum, benim gölgesi. Siyah al. Siyah al. Şey derler ya esas işte. Esas senin adı ne?
Yok mu öyle bir şey? Yok öyle bir şey. Yani uyduruk değil değil mi bu? Değil. Hani imaj maker olarak. Yok yok. Hani imaj olsun diye. Hal da ben anlamına gelir. Hatta evet, Türklerde doğrudur. Geçer. Doğrudur. Siyada gölge. Sen Atilla Toprak. O benim Kaya abi. Taşla karıştırmıyorsun. Atilla Kaya. Bilmem. Ne yaparsın, ne dersin mesela? Diyor burada 21 saati evinde geçer. Abi şimdi benim öyle 21... Evlisin. Evet, 2 senelik, 1 yaşında kızım var. Yaklaşık 21 saat evde geçiyor. Neden? Kalkıyorum, evde oyalanıyorum, televizyon seyrediyorum. Eğer çok sıkılırsam eşimle, çocuğumla birlikte semtimde biraz dolaşıyorum. Ondan sonra geri kalan 3 saatte gazinoda geçiyor. Hangi gazinoda çalışıyorsun? Avcılar sahilinde, Sarmaşık restoranda çalışıyorum. Sigara içiyor musun? Fazla değil çünkü eskiden çok içiyordum da. Parayı var mı bankada? Kendime yetecek kadar var abi. O yani, hastalıktan sonra, o hastalıktan sonra ben bu hayatı yaşadığıma şükrediyorum. Para, ne yapayım parayı? İyi kötü kazanıyoruz, yetiyor bize. Güzel. Beyefendi, sizin bankada paranız var mı? Bilmem var herhalde, galiba vardır. Çok çalışıyorum da. Var mıdır? Vardır. Bugün gazetelerde yine okudum, yine rekortman benmişim. Evet. Şimdi vergi rekortmeni olmak iyi, hoş da yani cepte bir şey yok. O nasıl olacak? Abi öteki pantolonda kalmıştı. Vallahi. Of, of, dere kenarından geçti. Ama en namuslu vatandaş vergisini veren vatandaştır. İlave ediyorum, hiçbir iş yapmayıp vergi de veremeyene bir şey demiyoruz ama iş yapıp vergi çalan benim için onurlu bir kişi değildir. Bence vergi vermek namaz kılmak kadar kutsaldır. Verin bu yaralıya.
seviyorum. Ya gel gel. Ya bırak. Ah oh, teşekkürler. Allah cezanı verecek. Gel ne oldu? Allah hayırlı işler versin. Öpme, öpme, ben de seni öpeyim. Anlamına geldim diye. Almanya'da iki tane, üç tane evladım var. Bunlar dedi, İbrahim Bey'in konserine gidiyorsan... Teşekkür ederim. Almanya, ha, al ha. Atilla Kaya'yı öpmek istiyoruz biz. Atilla Kaya'yı? Gel canım. Gel canım, gel. Hepinizin yerine öptüm. Bir tanesi de söylesin. Siyah halı öpmek istiyorum. Bir deyin hele. Öpmek istiyor musunuz? Bu niye mi geliyor? Eyvah. Abi siz yeter ki isteyin. Abi siz ne istediniz de ben yapmadım? Hiç. Yani Mustafa. Yani, oh. Ya yapma böyle şeyler ya. Tamam Mustafa. Yapmayız abi. Yani şu yanaklar öpülür, bu yanak ısırılır Mustafa. Bu olmaz ki ya. Hadi ne alakalı, buradan öpeyim hadi. Evet tamam. Gel tamam. Gel vallahi öpeyim. Vallahi öpeyim. Gel, vallahi öpeyim. Ya bırak ya. O dişli... Bu... Bu mıncıklamak var ya, bu mıncık. Bayılıyorum. Evet. Nerede kalmıştık? Atilla Kaya. Bize söyle bir maya. Yani bir tane canlı söyle bakayım. Ne söyleyeceksin abi? Bir şey ettir öyle bak hele bir şey ettir. Evet ağlama demenin ne faydası var diyoruz. Hep beraber. Bir çare bulmuş ayrılık her aşkın kaderinde var. Ne Mecnun ne Kerem bir çare bulmuş ayrılık her aşkın kaderinde var. Kendini zorlama tatlı sözlerle teselli etmenin ne faydası var. Kendini zorlama tatlı sözlerle teselli etmenin ne faydası var. Ağlama demenin ne faydası var. Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Gözümden yaşları silecek misin? Ağlama demenin ne faydası var? Thank you.
demek. Acıyla bağlanmış sonumuz demek. Buraya kadarmış yolumuz demek. Acıyla bağlanmış sonumuz demek. Ne çare biçare sabır dilemek. Kadere sitemin ne faydası var. Ne çare Tanrı'dan sabır dilemek. Kadere sitemin ne faydası var. Ağlama demenin ne faydası var. Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Gözümden yaşları silecek misin? Ağlama demeni ne faydası var. Teşekkür. Ya o canlının canını seveyim ya. Belli yapmaz ha. Belki önümüzdeki sene İbo Show'u canlı çekerim ha. Vallahi canlı bile alo ne var ne yok. Nasıl oluyor? Şarkı var abi, kıyamet var. Bak şimdi bu bir tane uzun hava dedim. Bak bakalım dinleyicim bak o. Ben değil mi sen öyle? Burada mı? Burada o burada ha. Evet. Baba bugün kalbime
gel otur o güzel boyuna bende. Yendim havuz başına, bir kız çıktı karşıma. Yendim havuz başına, bir güzel çıktı karşıma. Ah sevda nedir bilmedim, o getirdi başım. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül gönül veremem ben. Ah gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönlümü veremem ben. Aç koy yarım, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm saram ben. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm saram ben. Karşımda durma, havuz başında vurma, çapkın karşımda durma. Kirpikleri ok olmuş, yeter kalbime vurma. Kirpikleri ok olmuş, yeter kalbime. Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben.
Nereden biliyorsunuz? Yani bir alkış bakayım. Gitti mi lan?
Aha ben zannedeyim burada duruyor. Yeşili görünce. Ne güzel yeşillendik maşallah. Hadi bitti program. Demeden önce. Şşş. Benden konuş oğlum. Bir şey söyledi mi? Lan getiririm seni yerine birini ha. Partner olarak. Bir şey söyledi o sırada tam. Ne söyledi? O da senin partnerin mi? Bir şey tamam mı dedi. Yani ben sen tamam benim dedim. Partnerimin partnerini. Evet. Partner de benim. Dedi ki baba nereye gidiyorsun? Dedi ki padişah dedi Ramazan iftar yemeği verecek ona gidiyorum. Dedi ki beni de götür. Karnınız mı aç? Karnımız aç dedi yemekten bahsetme. Baba dedi ki seni götüreceğim padişah sorarsa ne diyeyim? Senin adına ne diyeyim? De ki dal kavuğumdur. Olur dedi yürüdüler. Biraz ileride bir arkadaşı da arası dedi ki ya nereye gidiyorsunuz baba hayırdır? Dedi ki vallahi padişah iftar yemeği veriyor. Bizi çağırdı. Dedi ki la beni de götür bunu götürürsen. Dedi ki bunu götüreyim ha sana ne diyeyim diyor şimdi. Dedi ki buna ne diyorsun? Diyor ki bu benim dal kavuğum. Sen de o zaman diyor ki bu da dal kavuğumun dal kavuğu. Biraz daha ileri gidiyorlar. Bir arkadaşına daha rastlıyor. Diyor ki ya nereye gidiyoruz? Hayırdır inşallah. Diyor ki vallahi padişah çağırdı işte yemeğe gidiyoruz. Dedi ki la ben de kaç gündür yemek yememişim. Bak sabahtır ben oruç tutuyorum. Beni de götür kim bilir şimdi padişahta ne yemekler vardır. Diyor götüreyim de senin adına ne diyeceğim? Diyor ki bunlara ne diyorsun? Diyor ki bu dal kavuğum. Diyor ya bu? Bu da diyor ki dal kavuğumun dal kavuğu. Diyor benim için de dersen ki dal kavuğumun dal kavuğumun dal kavuğu. Fatih Yürek diyoruz. Evet. Fatih Beşik'e peşlerini oynatmışlar. Anlamam abi. Anlamam. Muhabbet bağına girdim bu gece. Açılmış gülleri derdim bu gece. Vuslatın çağına erdim bu gece. Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş. Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Issız gecelerde sevdiğim nerede? Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Sorarım ıssız gecelerde sevdiğim nerede? Yar saçlarım lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. Yar saçlarım gözlerin üzüm üzüm, eller geceme
Sağ olun. Çok teşekkürler. Aynı şu anda çalıştım. Nerede çalışıyorsun şu anda? Zevki Sefa. Zevki Sefa. Orada yaptı program, aynısını bize yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vallahi. Sağ olun. Harikasın. Teşekkürler. Yapmamışım. Biz de pişmaniye getirmiştik. Otelimizden hediye olarak fakat kapıda görevliler içeri izin vermediler. Ablacığım, pişmaniye için teşekkür ederiz. Gerçi onları aldıklarına pişman edeceğim. Gençler bunu seviyorlar. Ya bunu yapmayı istiyorum. Bunu yapmayı. Güzel kızımızın çok güzel bir türküsü var. Çok sevdim. Nedir o? Susma söyle. Susma söyle. Ver bakayım susma söyleyi. Evet. Kimin bu parça? Ablamın. Yedi kardeşler, kendisi altıncısı. Evet. Yani bir de yedinci var. Var mı? Var. Atilla Kaya biliyorsunuz kansere yakalandı ve yendi. Maşallah. Doğru maşallah. Mu? Maşallah. Abi tabii ki 35 kilodan 78 kiloya gelmek çok kolay bir olay değil. Bana ama resmini gösterdiklerinde ben tanımadım. Yani yendim dememek lazım esasında. Yaşamına göre ömrünü uzatmış oluyorsun. Eğer öteki farklı gene aynı şekilde yaşarsan iki günlük de ömrün kalabilir. Artık her şey bizim elimizde. Artık affı yok. Bak adam
110 kiloydu. Düştü 78 kiloya. Kaç kiloydu? 94 filan. Şimdi yani sen benden 2 kilo da hafif misin? abi senin... Ben 88 ile 90 arası gidip geliyorum arada. Ama senin boyun var, kemiklerin iyi. Ben mi abi yani? Yani boydan mı yırtıyorum? Tabi. Kemikten dolayı. Demek ki ne kadar fark etmiş ki abla dedi ki zayıflanmışsın. Çok fark etti ama. Ama siz de biliyorsunuz benim maşallah gidiyorum. Peki hafta sonu bar çalışması yapıyorsun. Cuma cumartesi. Her pazar farklı ülkelerde sahneye gidiyorsun. Evet. Sahneye gidip çıkıyorsun. Evet. Bazılarını yani duydum ben de oradayken. Kaset çalışmasına başlamamışsın. Başlayacağım, sizi bekliyorum. Biz söyledik, mukavele gönderdik, imzalamadık. Gelmedi mukavele. He? Yok valla ben gelmedim, daha konuşacaktık işte. Bak, nasıl orada... gelmedi? Eyüp efendi. Bitti mi? Aa ablam da benim. Benim ablam. Mukavelemi gönderiyorsun, bir de inceliler mi? Ben valla umudum, yok incelemedim. Efendim, yeni patronum. Her şey benden taraf çalışıyor. Yeni patronum. Allah Allah. Atilla Kaya. Efendim abi. Hareketli bize ne söylersen abi? Hareketli burayı inlet. Abi bunlar var ya, bir çıkıyorlar mikrofonun başına, o piste çıkayım millet bir türlü inmiyor aşağı. Bizi piste çıkaramadınız ya. Abi yaklaşık 2,5-3 saat biz kalıyoruz sahnede. Siz kalıyorsunuz, gel abi bir de birlikte kalalım. Tamam. Gel bakayım. Gözlerimin nur gibi, bedenimin ruhu gibi, seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözü. Hadi bakalım. Başkası görmez gözü. Sanki canım, sanki özü. Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözü. Başkasını görmez gözü. Sanki canım, sanki özü. Böyle bir aşk duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Böyle seven duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Böyle seven. Benimim bilmiyorum. Böyle bir aşk duydunuz mu? Onun için yaşıyorum. Onu kendim sanıyorum. Benimim bilmiyorum. Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm. Başkasını görmez gözüm. Sanki canım, sanki özüm. Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm. Başkasını görmez gözüm. Sanki canım, sanki özüm. Böyle bir aşk duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Böyle seven duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Böyle seven duydunuz mu? Teşekkür ederim. Yanım. Şşş. Evet, evet. Tamam.
Tamam, koma istemem koma lazım. Yok. Hangi ses? Koma hangi ses? Gitmek istiyorsan durma hemen git. Ardından bakarsam namert olayım. Her şey bitti artık, bitti diyorsan, adını anarsam namert olayım. Gitmek istiyorsan durma hemen git. Ardından bakarsam namert olayım. Her şey bitti artık, bitti diyorsan, kapımı açarsam namert olayım. Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Bir tanrıya taptım, bir sana taptım. Sen bana bir değil, bin hata yaptın. Seni yerinde döner deliye. Bir gün pişman olup dönsen geri, kapımı açarsam namert olayım. Hiç suçum yok iken bu ceza niye? Kim olsa yerinde döner deliye. Sen geri kapımı açarsam namert olayım. Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Bir tanrıya taptım, bir sana taptım. Sen bana bir değil, bin hata yaptım. Seni Size de hepinize helal olsun. Günümüze, gecemize renk kattınız. Yemin ederim bizi bahtiyar ettiniz, bizi mutlu ettiniz. Sizlersiz bizlerin olması mümkün değil. Çok önemli, çok. Sizden destek her konuda ya, her şey için. Şimdi mahallede bir tane bakkal bir dükkan açıyor. Mahalleliden destek olmazsa kim kime dumduma? Bir milletvekilliği adayı kendi kendine aday olarak gösteriyor. Sen oy vermezsen ne olacak? Seçilemeyecek. Şimdi biz kaset yapıyoruz. Sizler almazsanız... Moment abi, dur lafımı bir... Cevap. Efendim cevap evlen. Karambola mı gitmiş? Peki karambola gitmiş. Şunu diyorum yani.
Gerçekten sizler olmasanız, buraları tıklım tıklım doldurmazsanız ne televizyonda bize program yaptırırlar ne bir şey yaptırırlar. O ne? Yani bunun karşılığında ne istiyorsunuz şimdi? Ben şu bir tane bağlıyorum be. Tek ötü çıkı diye kudurlu gelmiyor. Şimdi evvelki hafta Arif Sah Hoca ile burada Karazum Habbesini birlikte söyledik. O kendi tarzına yakışır bir biçimde çaldı. Şimdi bizim bir canavarımız var, bir devimiz var burada. Gerçekten bir dev. Bağlamada benim için bir dev. Hocanın çaldığı o ritmi, o nameyi anında kaptı. Çünkü biz onun bir gün sonrası programa çıktık. Burada bir baktım ki kara üzüm habbesinden mal değişti. Oldu sana beyaz üzüm habbesi. Mesela bunun da yanağı bu tarafı çok güzel. Uy. Ne? Nedir bu? Ne yazıyor? Oku bakayım. Oku. Oku, oku. Gel kızı oku. Gazi Antep'ten askerlik görevini yapan Murat Beyhan için bir asker türküsü diyor. Farz et ki asker karavanasında üzüm çıktı yani. Farz et ki asker karavanasında doğru sözü üzüm çıktı. Karazım habersini dinleyelim abi. Bir bakalım ne olacak. İpin ucu bende.